Hadi dersimize başlayabiliriz. Euzu billahi şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn ala resulina Muhammedin. Salavat. Dersimizin konusu külliyatta geçen Ayasofya ile ilgili yerlerin takdim edilmesi. Çok yer vardı. Benim üzerimde duracaklarımı seçtim hususan. Dersin başlıkları şunlar. Ayasofya'nın hakikati nedir? Neden kapatıldı Ayasofya? Açılması için Hüseyin Hazretleri neler dedi? Açan ve kapatan şahıslar hakkında, açan ve kapatan Ayasofya'yı bakan, şahıslara bakan mana, Hristiyanlar bakan mana ve şimdi ne olacak? Hasan abi, dersimizin başlıkları bunlar. Ayasofya nedir? Ayasofya'nın vazifeleri neler? Neden kapatıldı? Açılması için müsaadeleri neler dedi? Açılma şahıslara bakan bir mana var. Hristiyanlara bakan mana var. Ve bundan sonraki zamana bakan mana var. Bununla ilgili külliyattan yerler okuyorum. Şimdi Ayasofya nedir? Sayfa Emirdağ Laikası 264. Ezan-ı Muhammed'in neşriyle demokratlar 10 derece kuvvet bulduğu gibi öyle de Ayasofya'yı da 500 sene devam eden vaziyeti kutsiyesine çevirmektir. Ayasofya'nın 500 sene yapmış olduğu bir vazife kutsiye varmış Hasan abi. Ayasofya'nın. Ayasofya'nın 500 sene devam eden vazifeyi kutsiyesine çevirmekti. Yani Ayasofya kutsi bir vazife yapıyormuş. O kutsi vazife ne? Hemen ben külliyattan okuyorum. Abi mesela sayfa 413'te mektubatta Hüseyin Hazretleri Hutuvat-ı Sihde'de hubbuca bunu anlatırken kefereye Ayasofya misalini veriyor. Ayasofya misalini verdikten sonra hakikata tatbik ederken aynen bu İslam'ın Sofya alemi İslam ve Asya'daki muazzam bir canlı olarak söylüyor. Yani Ayasofya'dan maksat alemi İslam ve Asya'ymış yani. Sayfa 413. Başka yerde şöyle geçiyor Ayasofya. Şuradan okuyorum. Evet. Evet, sayfa 385. Hem bu kahraman milletin ebedi bir medarı şerefi ve Kur'an ve cihat hizmetinde dünyada pırlanta gibi pek büyük bir nişanı ve kılıçların pek büyük bir antike yadigarı olan Ayasofya Camii. Şimdi Ayasofya Hüseyin Hazretleri dedi ki alemi İslam ve Asya'dır. Nasıl ki mesela Kabe, Mescid-i Haram Allah'ın evine ünvan ve sembol olmuş. Dua ederken, ibadet ederken Allah'ın evine yöneliyoruz. Onun alamet ve simgesi olmuş. Ayasofya'da evet, alemi İslam ve Asya'nın, İslamiyet'in sembolü olmuş. Bir, kahraman milletin, medar-ı şerifinin alameti simgesi olmuş. İki, Kur'an ve cihat hizmetinde dünyada pırlanta gibi pek büyük bir nişanı olmuş. Üç, dört, kılıçlarının pek büyük bir antika yadigarı olmuş. 4-5 tane mana yani Ayasofya nedir? İslamiyet'in alamet ve simgesiymiş, sembolüymüş yani. Nasıl Kabe Allah'ın evinin alamet ve sembol simgesi olmuş, Ayasofya'da bu 4-5 tane mananın alamet simgesi ve sembolü olmuş. Mesela Kabe'yi Mekke'den alıp getirsek İzmir'e koysak, etrafında dönsek, umre tavaf olur mu? Veya da orada gördüğü vazifeyi ifa eder mi? Etmez.
Şimdi bu adamlar neden Süleymaniye Camii'ni değil, Selimiye Camii'ni değil de Ayasofya'yı kapattılar? Bu saymış olduğum özelliklerden dolayı Hasan abi. Bu saymış olduğum özelliklerden dolayı bu özellikler Ayasofya Camii ile İslamiyet birbirine cilt olduğu için libas değil cilt. Üstad Hazretleri başka yerde libas değişir ama cilt değişmez diyor. Bu manalar diğer camilerde değil de Ayasofya'da olduğu için abi Ayasofya'yı kapatılma nedeninin de bu yani. Bu saymış olduğumuz alamet, simge, semboller yani. Bu sözler de Ayasofya nitriyle alakalı. Şimdi mektubatın bir orası da önemli. Sayfa 396. Mektubattan okuyorum. Hukuk-u şahsiye ve bir nevi hukuk-u husmeyden hukuk-u umumiye namıyla iki nevi hukuk var. Öyle de mesail-i şeriyede bir kısım mesail eşhasa tahallük eder. Bir kısım şair buradan alayım. Hukuk-u şahsiye ve bir nevi hukukullah sayılan hukuk-u umumiye namıyla iki nevi hukuk var. Öyle de mesail-i şeriyede bir kısım mesail eşhasa tahallük eder, bir kısım umumiyet itibariyle tahallük eder, onlara şair-i İslamiye tabir edilir. Bu şairin umuma tahallükü cihetiyle umum onda hissedardır, umumun rızası olmazsa onlara ilişmek, umumun hukukuna tecavüzdür. O şairin en cüzisi, sünnet kabilinden bir meselesi, en büyük bir mesele hükmünde nazara ehemmiyettedir. Doğrudan doğruya, umum alemi İslam'a tahrik ettiği gibi, asr-ı saadetten şimdiye kadar bütün eazim-i İslam'ın bağlandığı o nurani zincirleri koparmaya, tahrip ve tahrif etmeye çalışanlar ve yardım edenler düşünsünler ki, ne kadar dehşetli bir hataya düşüyorlar ve zerre miktar şuurları varsa titresinler. Yani hukuk ikiye ayrılıyor. Umumu hukuk, şahsı hukuk. Umumu hukuk şair-i İslami'ye tabir ediliyor. Şairin en cüzisi sünnet kabilinden de olsa en büyük bir mesele hükmünde nazara ehemmiyettedir. Doğrudan doğruya umum alem-i İslam'a tahallük ediyor. Yani bu saymış olduğumuz az önceki vazifelerin hepsi umum alemi İslam'a tahrik ettiği için umumun rızası olmasa bu değişiklik buradaki misal Ayasofya'ydı. Ayasofya değiştirilemez. Çünkü bunda umumun rızası yoktu yani. Bu lemaatta bu şairle alakalı sayfa 731 şöyle söylüyor. Zeminin yüzünde çakılmış mismarlar hükmünde her an olan İslami şair, dini minare, ilahi mabit, şerim alim, itfa olmazsa İslamiyet parlayacak an be an her bir mabit bir muallim olmuş, tabıyla tabayıyla ders verir, her muallim dahi birer üstad olmuştur. Onun lisanı hali eder telkini, dini, hatasız hem bin isyan, her bir şair, bir hoca-i danadır. Ruh-i İslam'ı daim enzara ders veriyor. Nurur-u asar ile sebebi istimrar zaman güya tecessüm etmiş envar-ı İslami şairi içinde güya tasavvuf etmiş zülal-ı İslami mabidi içinde birer sütün-i imam güya tecessüm etmiş ahkam-ı İslami malimi içinde. Yani burada şairin İçtimai hayattaki İslamiyet noktasındaki ifade ettiği manalar söylenmiş. Lemaatta sayfa 31. Ve bu manaları ifade eden en başta Ayasofya Camii geliyor. Yani tecessüm etmiş Envar-ı İslamiyet. Bir, tasallup etmiş Zülal-ı İslamiyet. İki, tecessüm etmiş Ahkam-ı İslamiyet. Üç, yani burada saymış oldukları tehaccül etmiş Erkan-ı İslamiyet.
hepsi Ayasofya Camii'nde şair olmuş. Ayasofya dediğimiz zaman bu manalar külliyatta nazara verilmiş yani. Alemi İslam olması, İslamiyet'in sembolü olması, kılıçlarının yadigarı olması, cihadın sembolü olması. Mesela insanın dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gayesi Allah'ı tanımak, bilmek, onun dinine hizmet etmek. Bu sayılan bütün manalara Ayasofya Camii alamet ve sembol olmuş. Nasıl insan vefat ettiği zaman kabre konuyor, kabrin üzerinde bir taş var, o taş yani aşağıda biri yatıyor. Bu kabirde biri var. O mezar taşı ona alamet ve simge olmuş. Hatta Üstad Hazretleri 11. Lema'da ben kendimi bir cenaze hükmünde gördüm. Bu asrın üstünde bir mezar taşı, yani kendisini bir mezar taşı olarak görmüş abi. Aynen öyle de Ayasofya, deminden beri külliyattan okuduğumuz manalara alamet, sembol ve simge olmuş. Ve Hüsnü Hazretleri bunu anlatırken Emirdağ layıkası sayfa Emirdağ 2 sayfa 164 orada şöyle söylüyor. Evet. Ayasofya'yı 500 sene devam eden vazife-i kutsiyesine çevirmektir. Yani aslında deminden beri okuduğumuz manaları kutsi demek, Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne Hüsnü Hazretleri kutsi diyor. Yani Allah tarafından ona bir mana yüklenmiş. Deminden böyle söylediğimiz manaları da aslında Cenab-ı Hak Ayasofya Camii'ne yüklemiş Hasan abi. O yüzden vaziyeti kutsiyesi diyor. Vazifesi kutsiyesi. Evet. Ayasofya'nın böyle ifade ettiği bir mana varmış yani. Ve Ayasofya'nın neden Selimiye Süleymaniye Camii değil de Ayasofya Camii kapatılmış? Evet. Bu manaları gizlemek için yani. Evet. Bu şairi ortadan kaldırmak için. Murat. Buyurun abi. Ayasofya için kutsi mi diyor? Vaziyeti kutsiyesi diyor abi. Yani deminden saydığımız vazifeler var ya. Onlar kutsi, onlar için diyor Hüsnü Hazretleri abi. Ben sana kutsiye ait bir tabir okuyayım bak şimdi. Lugat değil. Kutsi. Tümünü barındıran, soyut olan, içi mürekkep olmayan, çok çeşitli şeyleri barındırıp ama tek şey yapan, içinden bir şeyi ayıramazsınız, çıkaramazsınız. Başla. Yaslandığınız ve bizi ayakta tutan şeydir. Kutsi. Bu dün derste biraz bahsedecektim. Şimdi mesele bak ihtiyaç oldum. Kutsi, Ayasofya için kutsi diyor. Bir de okuyayım da şey yapıyorum, sana bırakıyorum. Bu şair İslamiye'nin tümünü barındıran, yani kutsi tümünü barındıran, somut gibi gözüküp soyutu tanımlayan, içi mürekkep olmayan, yani terkip, çeşitli şeyler değil, tek şey olan, evet abi. İçinden bir şeyi ayıramazsınız, çıkaramazsınız. Başka? Yaslandığımız bizi ayakta tutan şey kutsi. Evet. Şimdi Ayasofya Camii bu İslamiyet'in alamet simgesi olmuş. Yani Kabe neyse, dünkü derste geçmişti Hasan abi. Kabe ne manayı ifade ediyorsa Ayasofya'nın da çok büyük ifade ettiği manalar var yani. İslamiyet'in kılıcının, ondan sonra şerefinin, mücadelesinin, insanın dünyaya gönderilmesinin, hikmeti ve gayesinin, tahakkukunun bir şairi olmuş ve bunu kapatmışlar yani. Üstad Hazretleri şimdi Risale'de şöyle bir cümle var. Dur, oraya gitme. Oraya gitmeden özür dilerim. Şairi tanımladığından dolayı söylüyorum. Ayasofya şairin simgesi ama şairin içerisinde
cihadı simgeleyen bir özelliğe sahip Ayasofya. Evet. Şairin içerisindeki cihat. Devam et. Evet. 5 tane saymıştım ben abi. Şimdi Risale-i Nur'da 5-6 tane ben yer gördüm. Aynı şu cümle var. Fakat 5-6 tane farklı yerde geçtiği için 5-6 tane manası var. Ben şimdi 1-2 tanesini söyleyeceğim. Cümle şu. Ayasofya Camii'ni puthaneye, Meşiyat Dairesi'ni kızların lisesine çeviren bir adam. Bu cümle 5-6 tane yerde geçiyor. 5-6 tane farklı paragrafın içinde var Hasan abi. Şöyle bir mana oluyor 1-2 tanesi. Şimdi Ayasofya Camii'ni puthaneye, put diyerek, putun zıt manası tevhiddir. Üstad Hazretleri Tabiat Risalesi'nde ve Mesnevi Nuriye'de tevhid misallerini anlatırken Ayasofya Camii'ni misal verir. Ayasofya Camii'nin bahanesi inkar edilince diye izahat yapıyor. Öyle başlıyor cümleler. Şimdi neden bunlar Ayasofya Camii'ni puthaneye çevirdiler? Hem kefereye bakan manası var, hem de onu yönlendiren bir üst akıla bakan bir manası var. Şimdi Ayasofya Camii'ni Hristiyanlar kapanmasını istemiyor. Peki bunun kapanmasını isteyenler kim? Yahudilerin içinde belli bir gruplar var. Mesela Allah'a inanıp ahirete inanmayan, Allah'a inanıp peygambere inanmayan, işte peygambere inanıp mucizelerine inanmayan böyle gruplar var. Bu Yahudilerin içinde globalist diye bir grup var abi. Bunların telkinatıyla ve kefirde hubbuca hissini tatminle abi Ayasofya Camii puthaneye çevirmişler. Bunun iki manası şöyle tahakkuk etmiş. Biri enfüsi mana, biri afaki mana. Enfüsi manası şu. Bir saniye hemen. Şimdi eskiden savaşlar yapıldığı zaman galip gelen kimse mağlup etmiş olduğu adamların heykellerini kendi deposuna koyarmış ve onlarla alay edermiş ve dermiş ki sizin heykellerinizde taptığınız ilahlarda bir maharet olsaydı size yardım ederlerdi. Artık sizin ilahınız benim. Buna bu zamanda panteon deniyor Hasan abi, panteon. Böyle bir şey deniyor. Yani mağlup eden kimse karşı tarafın putlarıyla alay ediyormuş, onları depoya alıyormuş. Şimdi Ayasofya Camii'ni puthaneye çevirmiş adam. Peki niye? Yani sizin ilahınız size fayda vermedi. Sizin ilahınız artık benim diye uluhiyet dava etmek için. Ya hatırlarsınız 5. şurada kendi heykellerine serfuru ettirerek uluhiyet ilahlık dava etmeye kalkışmış diyor. 4. ve 5. şeyde abi. 5. şurada geçiyor. Meselede. Evet. Yani Ayasofya Camii'ni puthaneye çevirmek demek Cenab-ı Hak ile bir nevi Müslümanlarla alay etmek, onların ilahıyla kendisine ilahlık dava etmek. Çünkü Ayasofya'nın yüklenmiş olduğu manalar vardı. Ayasofya Camii'ni puthaneye çevirmesinin bir manası o. Kefere ve üst akılda bir ilahlık, uluhiyet dava etmek var. İkincisi de bu 29. mektupta Üstad Hazretleri Hubbucah ismini anlatırken Ayasofya'nın alemi İslam ve Asya olduğunu söylüyor. Yani Ayasofya Camii'ni puthaneye çevirmek demek alemi İslam ve Asya'ya heykellerini yaymak demek abi. Öyle bir mana oluyor yani. Bir manası kendisine bakıyor. Kendi zatına, enfüsüne. O da ne? İlahlık dava ediyor. Ayasofya Camii'ni puthaneye çevirmek demek o. Yoksa Ayasofya'nın içinde saysan 5 tane 10 tane heykel sayamazsın ya. İçine heykel meykel de koymamış zaten. Yani Ayasofya Camii'ni puthaneye çevirdi demek. O ben sizi nasıl mağlup ettim içinizden çıktığım halde kendi ilahlığımı dava etmek yani. Cümle o yani, ona bakan mana. İkinci bir mana da
Ayasofya alemi İslam ve Asya olduğu için alemi İslam ve Asya'nın her yerine heykellerini dikmek istemesi manası oluyor yani. Bir, iki buydu. Meşhep dairesini kızların lisesi yapması, bunda nasıl bir mana var? Şimdi Meşhep dairesi, Diyanet dairesi, eskiden bu şimdi bu tarz böyle ceza veren mafyavari şeyler de var, kimseler de var. Onurlu, haysiyetli, şerefli insanların onurunu, haysiyetini, şerefini zehir zöhbe etmek için onun hasımları arasında ona affedersiniz abi etek giydirirlermiş, öyle dolaştılar. Yani kadın kılığına sokarlarmış. O onurlu, haysiyetli, şerefli insanın onurunu, haysiyetini, şerefini kırmak için. Şimdi bu alçak adamlar, bu namussuz adamlar İstanbul'da o kadar boş bina varken neden Meşhep dairesini özellikle seçtiler yani? Bunun bir manası olamaz mı yani? O kadar boş bina varken yani. Neden bunu seçtiler? Bunların bunu seçmesinin şeyi sizin önder bildiğiniz, alim bildiğiniz, hatta bir ayet var hatırlarsanız Firavun diyor ki erkekleri öldürün, kızları yaşatın. Meşhep dairesine kızların lisesi yapması keferenin, Deccal'ın firavunluk cephesine bakıyor. Erkekleri öldürüyor yani toplumun değer verdiği alimler, ulemalar, şeyhler onları öldürüyor ve diğer insanların nazarında bütün küreler çapındaki biz onları küçük düşürmek yani ulemaları, alimleri, İslamiyeti onun için Meşhep dairesini kızların lisesi yapmışlar Hasan abi. Yoksa o kadar boş bina var. Niye onu seçiyor? Ayasofya Camii'ni puthaneye, buna iki manasını söyledik. Ve Meşhep dairesine kızların lisesi yapması, erkekleri yaşatması, erkekleri öldürüp kızları yaşatması ve alimleri, ulemaları toplumun ve insanların nazarında küçük ve öldü göstermek için bu binayı şey yapıyorlar. 1930 yılında, bakın çok acayip bir yer okuyacağım. Çok enteresan. Ben ne zaman orayı okusam böyle acayip bir halet oluyor bende abi. Çok böyle okuyorum şimdi. Sitte-i Tasdik-i Gaybi'den okuyorum. 1930 yılında Üssü Hazretleri menfi olarak İstanbul'a getiriliyor. Şöyle devam ediyor. Sitte-i Tasdik-i Gaybi sayfa 161. Ben menfi olarak İstanbul'a getirildiğim vakit bir zaman Meşihat-ı İslamiye dairesinde bulunan Darul Hikmet-i İslamiye'deki Hizmet-i Kur'aniye çalıştığım için o alakadarlık cihetinde Meşihat dairesi ne haldedir diye sordum. Yıl 1930 abi. Eyvah! Öyle bir cevap aldım ki ruhum, kalbim ve fikrim titrediler ve ağladılar. Sorduğum adam dedi ki, yüzer sene Envar-ı Şeriat'ın mazharı olmuş olan o daire, şimdi büyük kızların lisesi ve melabegahıdır, yani bir oyuncağıdır. İşte o vakit öyle bir halet-i ruhiyeye giriftar oldum ki, dünya başıma yıkılmış gibi oldu. Kuvvetim yok, kerametim yok. Kemal-i meyusiyetle ah vah diyerek dergah-ı ilahiye müteveccüh oldum. Ve bizim gibi kalpleri yanan çok çok zatların hararetli ahları benim ahıma iltihak ettiler. Hatırıma gelmiyor ki acaba Şeyh-i Geylani'nin duasını ve himmetini duamıza yardım için istedim mi istemedim mi bilmiyorum. Fakat herhalde o eskiden beri nurlar yeri olmuş bir yeri zulmetten kurtarmak için bizim gibilerin ahlarını ateşlendiren onun duasıdır ve himmetidir. İşte o gece Meşhep kısmen yandı. Herkes va esafa dedi. Ben ve benim gibi zatlar
elhamdülillah dedik. Yani Üsa Hazretleri sormuş, Beşiyat Dairesi ne haldedir? Kızların lisesi olduğunu duyunca öyle bir ah etmiş ki abi, o ahı ateş olmuş. Beşiyat Dairesi yanmış yani o ahından abi. Evet. Yani maksatlı olarak Meşiyat Dairesi'nin kızların lisesi yapmışlar. Bu şekildeki ümmeti Muhammed'e bir darbe vurmak için kalplerine, fikirlerine yani. Ve devam ediyor. Bu meseleyi anlattığı yerde şöyle bir latife yapıyor. Hakikatlı bir latife. Sultan Süleyman-ı Kanuni Kesretli 40 çeşme sularını İstanbul'a getirdiği vakit Şeyh İslam Zembilli Ali Efendi ona demiş. Hilaf-ı şeriat kanunları Avrupa'dan getirdiğin cihetle İstanbul'a öyle bir bok sıçtın ki o getirdiğin suların cümlesi üzerinden akıp geçse 100 senede temizleyemez. Şimdi burada bir latife yapılmış. Bu latifenin konuyla münasebeti ne? Yani bu meşiyatın dairesine kızların lisesi yapan adamlar öyle bir yanlış yaptılar ki 100 sene çalışılsa bu gene temizlenmez. Bunu 2030 yılında söylüyor ya abi. Şu an 2020 yılındayız. Şey 1930'da. Yani 100 senede temizleyemez diyor. 1930'da diyor. Evet. Bu şimdi 2020'de olduğumuz için daha böyle Meşiyat Dairesi'nin ifade etmiş olduğu o mana buradan ifadeden anlaşılıyor. Daha 100 senesi dolmadı tam temizlenmesi için yani. Tam manasını ifa etmesi için Ümmet-i Muhammed satındı abi. Şimdi Ayasofya'yı putaneye çevirdi. Kendi uluhiyetini ilan etmek için İslamiyet'e darbe vurup ilahlığını ilan etmek için ve her tarafta heykellerini yaymak için ve Meşiyat Dairesi'ni kızların lisesi yaparak Ümmet-i Muhammed'in alimlerini, ulemalarını öldü gösterip kızları yaşıyor göstermek, ümmetin ve diğer insanların nazarında küçük düşürmek, böyle bir darbe vurmaktı yani bu şekilde yapmalarının sebebi. Şimdi Emirdağ Laikası'nda sayfa 164. Ezan-ı Muhammediye'nin aleyhissalatü vesselam neşriyle demokratlar 10 derece kuvvet bulduğu gibi. Bakın burası çok önemli. 1950 yılında Ezan-ı Muhammediye Türkçeden Arabi aslına çeviren demokratlar 10 derece kuvvet buluyor Hasan abi. Ve 1950 yılında oluyor. 10 sene devam ediyor. 1960 yılında abi Adnan Menderes vefat ediyor. Yani 10 derece kuvvet bulması, Ayasofya, Ezan-ı Muhammed'in aslına çevrilmesi onlara 10 sene kazandırmış. 10 derece kuvvet buluyor demesi o. Eğer Ayasofya'yı açarsan daha da kuvvet bulacaksın diyor. Ama Ayasofya'yı açamayınca 10 derece kuvvet bulması 10 sene yazıyor Adnan Menderes yani. 1950'den 1960'a kadar. Şimdi bu zamana gelelim. Bakın bu Ayasofya'nın açılma kararı Hasan abi 10 Temmuz'da alındı abi. 10 Temmuz. Ve de Danıştay'ın 10. dairesi bu kararı alıyor abi. O zaman anlaşılıyor ki 10 derece kuvvet bulan o zaman bu parti yani ve reisi cumhur bu kararı aldığı için 10 sene kuvvet buluyor ve 10 sene daha devam edeceği bu mesele yani 20 sene vazifenin başında devam edeceği anlaşılıyor bu ifadeden bir remiz olarak ima olarak abi. 10 Temmuz'da açılıyor Danıştay'ın 10. dairesi evet ve de 10 sene kuvvet buluyorlar. Üstad Hazretleri aynen öyle de diyor. Yani Ezan-ı Muhammed'i aslına çevirince 10 derecede kuvvet buldun. Evet. Daha da kuvvet bulmak istiyorsan Ayasofya'yı aç diyor. Açamıyor. 10 sene yaşıyor. Şimdi bu zat da
Ayasofya'yı açtığı için abi ifadelerden buradan imaen anlaşılıyor ki 20 sene daha bu vazifenin başında olacağı anlaşılıyor yani. Mesela bu cümleye bu Emirdağ 2'de 4 tane partiden bahsediyor Hüsnü Hazretleri. O partileri anlatırken Ayasofya ile alakayı bu ifadeleri kullanıyor en sonda. Yani o zaman remzi olarak, işari olarak bu zamandaki partiye Hüsnü Hazretleri demek istiyor ki sen şu anda İstanbul'u kaybettin. Ankara'yı kaybettin maddi olarak yani. Bu senin elinden çıktı. Sıra senin koltuğuna geliyor. Eğer Ayasofya'yı açarsan sen İstanbul'u ve Ankara'yı maddi olarak kaybettin ama manevi olarak geri alabilirsin. Manası oluyor abi buradaki ifadelere baktığımız zaman. Evet. Bu vatan ahalisine alemi İslam'ın üstü teveccühünü kazandıran diye ilerli insan olarak devam ediyor. Yani Ayasofya'nın ifade ettiği mana var. Demokratların kazandırdığı 10 derece bir kuvvet var. Aynısını bu reis-i cumhur hakkında da düşünebiliriz. 20 sene daha ifadelerden öyle anlaşılıyor. İşare olarak öyle anlıyorum ben yani. 20 mi 10 sene mi? Nasıl abi? 20 mi 10 mu? 10 mu? 20 abi. Çünkü şöyle 10 derece kuvvet bulacak diyor ya abi. Açtığı için 10 derece kuvvet buluyor yani. Yani 10 sene daha devam edecek. 2020 şu an. 2030'a kadar devam edecek yani. Hı-hı. 10 sene daha bu vaziyeti kutsiyesine çevirdiği için yani ben ifadeden öyle anlıyorum şahsi kanaatim. 20 sene devam edecek manası çıkıyor yani. Çünkü Adnan Menderes açsaydı 10 sene yaşadı. 10 sene daha yaşayacaktı. 20 sene yapıyor ya Hasan abi. Ama ezana 10 sene verdi. Ayasofya'ya da 10 sene verdi. Adnan Menderes'e. Şimdi evet. Yani 10 sene ben 20 sene diyorum ama siz 10 sene diyebilirsiniz abi. Öyle bir noktaya nazarım var yani. 10 derece kuvvet bulmasını ben çarpı 2 olarak alıyorum yani. Tamam. Peki bu zatla bu zata bakan o manaya abi bu mektup parti mektubu olduğu için yani bunu yapmasaydı böyle stratejik bir hamle yapmasaydı yani koltuğu da gidebilirdi. İfadelerden öyle anlaşılıyor yani. Çok yerinde bir mana yaptı yani. Şöyle de bir cümle var bu Ayasofya ile alakalı meselenin. Eskilerin lüzumsuz keyfi kanunları ve suistimalleri neticesinde belki de tahrikleriyle zuhur eden ticari meselesini ve ağır cezalarını dindar demokratlara yüklememek ve alemi İslam nazarında demokratları düşürmemenin çare yeganesi Ayasofya'yı vaziyet-i kutsiyetine çevirmekti. Şimdi 1950'lerde Ticani meselesi olmuş. Ne demek Ticani meselesi? Ticani bir tarikatın ismi. Bu tarikata mensup kişilerin ellerine silah, keser, balta verip kefelenin Atatürk'ün heykellerine saldırtmışlar. Ve bu saldırtmayı Üstad Hazretleri dindar demokratlara yüklemeye çalışmışlar diyor. Yani bak dindar demokratlar irticayı getiriyor. Atatürk'e muhalefet ediyorlar diye. Bunun neticesinde Hasan abi 5816 sayılı kanun bu Ticani meselesinden dolayı ortaya çıkmış abi. Yani yapılmış. 5816 kefeleyi koruma kanunu bu Ticani denilen meseleden sonra zuhur etmiş. Ve bu Ticani meselesinin demokratlara yüklememenin ve alemi İslam nazarında demokratları düşürmemenin çare-i yeganesi Ayasofya'yı açmaktır diyor. O zaman Ayasofya açıldı. Şöyle bir mana da oluşuyor. Şimdi sıra neye geliyor? Sıra bu kefenin putlarına geliyor abi. Bu Ticani meselesiyle Ayasofya'nın beraber zikredilmesinin nedeni o yani. Bu Ticani meselesi putlarla alakası olduğu için sıra onun putlarına geliyor. Şu anda Amerika'da ondan sonra küre arzın bazı ülkelerinde heykeller yıkılıyormuş abi şu anda. Allah.
Şu anda kimin heykelleri yıkılıyor? Emperyalist büyük bildikleri, ondan sonra ırkçı bildikleri ne kadar insan varsa şu an Amerika başta olmak üzere her yerde yıkılıyormuş. Saddam Hüseyin'in heykeli yıkıldığı gibi, yerlerde süründürüldüğü gibi şu anda bu olay şu anda oluyormuş yani. Allah sıra buraya geliyor yani. Bu Tijani meselesiyle Ayasofya'nın münasebeti o, beraber zikredilmesine. Buradaki putların, heykellerin yıkılması meselesi olduğu için beraber zikredilmiş. Şu an öyle bir noktayı nazar var. Şimdi ikinci bir mana, Hristiyanlara bakan bir mana. Bu da Emir Dağ 2'de sayfa 264. 200 Emir Dağ 2 164. Burada birisi yazmış ki sen ararken köle tacirlerinin heykellerini yıkıyorlarmış Amerika'da. Evet. Burada aynısı işte. Köle tacirleri evet, var. Şu anda yıkılıyor abi şeyler, heykeller. Şu an yani 15-20 gündür, bir aydır devam ediyor yani. Allah Allah. Ve buraya geliyor bu mesele abi. Sayfa 236. Demokratlara Ezan-ı Muhammed'i gibi çok kuvvet vermek ve Risale-i Nur'un neşrine müsaadesi gibi çok taraftar olmak ve alemi İslam'a, hatta bir kısım, bakın burası çok önemli, hatta bir kısım Hristiyan devletlerini de memnun etmek için Ayasofya'yı muzahhafattan temizleyip ibadet mahalli yapmaktır. Bakın son cümle çok önemli. Hristiyan devletlerini de memnun etmek için Hasan abi. Şu an bu karar, yani benim şahsi kanaatim, Üstad Hazretleri Amerika'yı ikiye ayırdığı için, yeni dünya dediği için, yeni dünya dindar Amerikalılar ve Trump da bu dindar yeni dünyanın içine giriyor. Öndeki adam o gözüküyor. Bunların teşvikiyle, bunların yardımıyla şu andaki Ayasofya'nın açılma sebebinin Hristiyanlara bakan manası da o. Yani Hristiyan devletleri ve yeni Amerika Ayasofya'nın açılmasını istiyorlar ve memnunlar abi bundan yani. Evet. Müsaadeleri kendisi söylüyor. Bir kısım Hristiyan devletlerini memnun etmek için Ayasofya'yı muzahhafattan temizleyip ibadet mahalli yapmaktır. O zaman şöyle bir mana oluşuyor. İsevi Müslüman Hristiyanlar ile efendim dindar Müslümanlar, ehli tevhid, ehli imanın ittifakının alamet ve simgesi olmuş oluyor Ayasofya'nın açılması Hasan abi. Yani mesela hilafet Osmanlılara Yavuz Sultan Selim'le gelmiştir 1500'lü yıllarda. Fakat daha önce Fatih Sultan Mehmet'le, yani manevi olarak, gayri resmi olarak Fatih Sultan Mehmet zamanıdır Hasan abi hilafetin gelmesi. Resmi olarak Yavuz Sultan Selim zamanıdır. Şimdi aynen öyle de şu anda Ayasofya'nın açılması manevi olarak, gayri resmi olarak hilafetin ilan edilmesinin alameti, sembolü ve simgesidir abi. Hristiyanlarla beraber ittifakının sembolüdür, alametidir yani. Evet. Hristiyanların hakiki ruhanileriyle ittifak edecek ve Müslüman İsevileri unvanına layık bir kısım onun ittifak ettiğini delilidir, alametidir. Evet. Bunun alameti, simgesi olmuş. Peki 24 Temmuz'da açılıyor ya, 24 Temmuz'un 3-4 tane özelliği var Hasan abi. Bir, yine Emir Dağ layıkasında geçiyor. Ben de bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun abi. Abi 24 Temmuz'u unutma, tam orada kaldım. Bu biraz da öndeki bir konudan bahsedeceğim de. Şimdi 10 kat kuvvet kazanır dedin ya abi. 10 kat kuvvet kazanır meselesini
gerçekten 10 yıl olarak hiç düşünmemiştim ben şahsım olarak şu ana kadar. Buradan mananın muhalifiyle şu çıkıyor ki, eğer ki ezanı aslına çevirmeseydi aynı yılda indireceklerdir Menderes'i. Evet. Evet, bu çok güzel. Şöyle, ben hissiyatımla hep şunu düşünürdüm. Biraz Hasan abi bilir, ben bu işlere meraklı oldum mu? Biraz şöyle düşünüyordum ya, 38'de bu adam gitmiş. Ama öyle bir kuvvetli bir şekilde bırakmış ki, ve bıraktı da tamamen o kadro, yani o zihniyetin kadrosu. 38, 12 yıl. 12 yılda nasıl Menderes gibi, tamam hakiki manada belki o gün Nüşat'ta çok dindar hoca falan değildi ama nasıl o kadar kuvvetli bir şekilde ona teslim edilmiş, hadi edilmiş, ya işte birçok partili döneme geçilmiş. Peki 10 yıl nasıl çalışmışlar, çok hayret ediyordum. Şu anda bunun cevabı net bir şekilde verilmiş oldu. Allah razı olsun abi. Evet. Yani o manevi bir kuvvet olmuş. Bir sadakayı bela, defi bela hükmüne geçmiş. Onun ezanı Muhammedi'yi aslına çevirmesi 10 sene kazandırmış ona yani. Şimdi buna da 10 sene kazandırıyor. Eğer bunu açmasaydı dediğiniz gibi bu sene şehit olabilirdi yani bu sene. Açtığı için orada 10 sene diyor. Ben 20 sene anlıyorum yani oradaki bir manayla beraber daha başta olacağını düşünüyorum. Ona kuvvet kazandı yani. Şimdi 24 Temmuz olmasının sebebi ne? 2-3 tane sebebi var. Bir, Ayasofya'nın kapatılması ve hilafetin, saltanatın kapatılması 24 Temmuz'da 1923'te Lozan'da söz verilmiş ve verilen sözler Hasan abi peyderpey uygulanmış. Hepsini birden yapmamışlar. Kefene daha önce padişahın yanında, halifenin yanında, cami açılışlarında, ondan sonra ehli imana vaazlarda bulunmuş. Bu manada ikiyüzlülük yapmış yani münafıkana hareket ederek. Birden yapmamış, peyderpey o verilen sözlere yerine getirmişler. 24 Temmuz'da açılmasının bir hikmeti de Emirdağ 2 sayfa 52 şöyle bir cümle var. Dini İslam'ı bu mübarek Türk milletinden kaldırmak için Lozan muadesinde söz veren, evet ben buradan devam ediyorum, söz verenlere mukabil 24 Temmuz'da Ayasofya açılıyor yani. Bir daha okuyorum cümleyi. Dini İslam'ı bu mübarek Türk milletinden kaldırmak için Lozan muadesinde söz veren, yani bu Ayasofya'nın Ayasofya'nın kapatılması, hilafet, saltanat, harf inkılabı hepsi bir listeyle onlara tutuşturulmuş abi. Evet Abdullah abi, Lozan'ın tarihi 24 Temmuz yani. Bir ikincisi, Osmanlı'da tarih profesörleri hilafetin Osmanlı'da ikinci meşrutiyet ilan edilmiş. 1908 yılında hilafetin o zaman kaldırıldığını tarihçiler söylüyor Hasan abi. 24 Temmuz 1908 abi. Ondan sonra gelenlerin, yani Sultan Abdülhamid Han'ın tahttan indirildiği sene yani. Ve ikinci meşrutiyeti de 24 Temmuz'da ilan etmiş o. O 22. meşrutiyeti ilan edince ondan sonra hilafet gitmiş. Ondan sonra gelenler zaten o vazifeyi orada bulunmak için doldurmuşlar. Tam manasını ifade edememişler yani hilafetin. 24 Temmuz'un bir manası da o. Yani hilafet geri geliyor. Bu Ayasofya'nın açılması halifeliğin hilafetin ondan sonra gayri resmi olarak ilanıdır. Şu anda hilafet Hasan abi bizim mecliste duruyor. Allah Araplardan aldı, Türklere verdi hilafeti, halifeliği. Türklerden aldı, başkasına vermedi yani. Şu an bizim
Mecliste duruyormuş abi bu yetki Hasan abi. Ve bunu ilan ederse şu an bu Ayasofya'nın açılması manevi olarak bunun ilanıdır yani. Manevi olarak. Nasıl ki Osmanlı'ya hilafet Yavuz Sultan Selim'den önce manevi olarak Fatih Sultan Mehmet de geldi. Ondan sonra belli bir zaman diliminde geldi. Aynen öyle bir noktayı nazar olabilir yani. Şimdi başka bir yerde de sözlerde Ayasofya'da bir namaz vaktinde cami çıkışında Şeyh Vahid Efendi Hüseyin Hazretleri'ne diyor ki sen bu mesele hakkında şu anki mevzu hakkında ne diyorsun? Hüseyin Hazretleri orada diyor ki Avrupa bir İslam devletine hamiledir diyor. Şimdi Ayasofya bir namaz vakti Ayasofya'dan çıkışta diyor. Yani şimdi Ayasofya'dan namaz vakti çıkışta bunu şimdiki açılışla beraber aldığımız zaman Avrupa'daki bu İslam devleti şu anda Bosna Hersek diyebiliriz. Şimdi bir yerin İslam devleti olması ayrıdır. Veya da o devletin İslamiyet'in hükümlerini kabul etmesi ayrıdır. Şu an Almanya'da camiler var. Diğer şehirlerde camiler, yani devletler camileri, Müslümanları ehli iman olarak kabul ediyor ve onlara serbestliğe tanıyor yani. Bu şekilde mesela Bahtiyar Alman milleti diyor. Yani Ayasofya açıldıktan sonra diğer bir aşama da demin Tijani meselesinde söyledik. Putlara geliyor sıra Hasan abi. Tijani meselesiyle alakalı. Putlara geliyor kefenin. İkinci bir mana da Avrupa devletlerinden birinin fiili olarak İsveç, Norveç, Finlandiya böyle isimler geçiyor külliyatta. Fiili olarak İslamiyet'i seçtiklerinin ilanatını yapabilirler yani. Böyle de bir süreç var abi. Şimdi bunu Ayasofya'yı açan zat, bunun hakkında ne diyeceğiz? Bununla alakalı ben bir yer okumak istiyorum. Evet, sayfa 95. Mektubat sayfa 95. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın istikbalden haber verdiği bazı hadiseler cüz'i birer hadise değil, belki tekerrüden bir hadise-i külliyeyi cüz'i bir surette haber verir. Mesela Hazreti Mehdi'ye dair muhtelif rivayetler var. Tahsilat ve tasvirat başka başkadır. Halbuki 24. sözün bir dalında ispat edildiği gibi Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam vahye istinaden her bir asırda kuvve-i maneviyi ehli imanı muhafaza etmek için bir, evet, hem dehşetli hadiselerde yeise düşürmemek için iki, hem alem-i İslamiyet'in bir silsile-i nuraniyesi olan Ali Beyt'ine ehli imanı manevi rapt etmek için üç, Mehdi'ye haber vermiş. Yani Mehdi'nin üç tane özelliği varmış. Burada söylüyor, siyaset aleminde, diyanet aleminde, içtimaiyat aleminde, tefsir aleminde, kıraat aleminde Mehdi'ler gelmiş. Ve külliyatın çeşitli yerlerinde geçiyor. Siyaset aleminde, hayat aleminde, şeriat aleminde de Mehdi'ler gelecek. Peki biz nasıl bileceğiz ki bu adam, üstadın dediği adam siyaset aleminde? Burada üç tane özelliğini saydı. Sayfa 95 mektubat. Bir, kuvve-i maneviyi ehli imanı muhafaza etmek için. Yani içinde bulunduğumuz olaylarda bu adam ehli imanın imanını muhafaza ediyor mu? Ediyor. Bir, her bir asırda bebek kuvve-i maneviyi muhafaza etmek için. İki, dehşetli hadiselerde yeise düşmemek için. Mesela 15 Temmuz oldu darbe girişimi. Ve bundan önce Davutoğlu başkanken kaybedilen, böyle az oy alınan bir dönem vardı 7 Haziran seçimlerinde mesela. Orada insanların yeise düştüğü zaman bu tam bir lider gibi yeise düşürmedi yani. Dehşetli hadiselerde yeise düşürmemek iki, hem alemi İslam'ın bir silsile-i nuraniyesi olan Ali Beyt'in ehli imanı manevi rapt etmek için.
Ahl-i Beyt demek, Ahl-i Beyt'ten maksat iki şeydir. Kitap ve sünnet, yani lemalarda geçiyor. Bu adam kitap ve sünnete sevk ediyor mu? Sevk ediyor. O zaman diyebiliriz ki bu kimse siyaset aleminin mehdisidir. Bu üç özellik onda tam gözüktüğü için Hasan abi. Kuvve-i manevi muhafaza etmek, dehşetli hadiselerde yeğse düşürmemek ve Ahl-i Beytine, yani kitap ve sünnete ehli imanı sevk etmek için Peygamberimiz Mehdi'ye haber vermiş her asırda. Bu üç tane özellik siyasi manada, evet, bu kimseye uygun. Peki Ayasofya'yı kapatan zat, şimdi Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. Allah'ın mescitlerine Allah'tan korkanlar inşa eder Hasan abi. Mescitlerine. O zaman anlaşılıyor ki bu adam Ayasofya'yı açtığı için reis-i cumhur Allah'tan korkuyor yani. Manayı muhalifiyle Ayasofya'yı kapatan ise Allah'tan korkmuyor. Bir de Allah'ın mescitlerini Allah'a iman edenler diyor, yapar. Evet. Allah'tan korkanlar ve iman edenler. 2-3 tane ayet var. Ali İmran suresinde de ve Tevbe suresinde de böyle farklı lafızlarla zikredilmiş abi, mealen. Evet. Şimdi bu keferinin öyle bir dehşetli mahiyeti var ki abi, kainatta böyle Allah katında en değerli zat Muhammed Aleyhisselatü Vesselam olduğu gibi en alçak, en değersiz kimse de bu keferedir. Neden? Çünkü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriat-ı devrasını tahrip edip bozmuştu. Bir insanın bu keferiyi geçebilmesi için hilafet olacak, saltanat olacak, şeriat olacak, ondan sonra Arap alfabesi olacak, bunlar olacak ki bunları tahrip edip ancak onu geçebilir. Yoksa geçemiyor yani. O yüzden gelmiş, geçmiş, gelecek beşeriyet içerisinde en zalim, en kötü, en alçak, en böyle ne kadar böyle vasıflar varsa hepsinin sahibi bu adamdır yani. Bunu rahatlıkla külliyattaki ifadelere dayanarak söyleyebiliriz yani. Dedik. Notlarıma bakıyorum ben, aldığım notlara abi. Söyleyeceklerim bunlar yani Ayasofya ile alakalı. Şöyle toparlarsam bir iki cümleyle. Madde madde sıralarsın bir de. Evet. Ayasofya nedir? Ayasofya'nın ifade ettiği mana var. Ayasofya'nın ifade ettiği mana neydi? Ayasofya alemi İslam'a ve Asya'ya sembol olmuş. Ümmet-i Muhammed'in şeref kaynağı olmuş Ayasofya. Kılıçlarının yadigarı olmuş. Cihat ve Kur'an hizmetinin alamet ve sembolü olmuş, simgesi olmuş. Ayasofya buymuş yani. Vaziyeti kutsiyesi, vazifesi kutsiyesi buymuş. Bu tahrip edilmiş, bozulmuş. Yoksa mesela Süleymaniye veya Selimiye Camii olabilirdi yani bozmak için. Özellikle hususen bu manaları tahrip etmek için seçilmiş yani. Ayasofya İslamiyetle cilt olmuş. Elbise, libas değişir ama cilt değişmez yani. Adamların bunu bozmasının sebebi bu sembol, alamet, simgeleri bozmak yani. O yüzden peki bozmakla maksatları ne? Maksadın maksadı var muhakematta söylüyor. Maksadın maksadı uluhiyetlerini ilan etmek. Her tarafa heykellerini dikmek. Evet. Açılmasının Hristiyanlara bakan manası ne? Hristiyan devletleri açılmasını istiyorlar Hasan abi. Memnunlar bundan yani. Onların gayretiyle de diyebiliriz. Şimdiki açılmaya böyle mana verebiliriz. Ondan sonra şu an açıldığı için açan kimseler ve partinin 10 derece 20 derece kuvvet bulacağını söylüyor Hüsnü Hazretleri. Demokratlar Ezan-ı Muhammed'i aslına çevirdiler. 10 derece kuvvet buldular. 10 sene devam etti. Onların saltanatı Demokrat Parti'nin. Bunlar da Ayasofya'yı açtığı için kafadan 10 sene kazandılar yani. Abi. Onlara 10 derece kuvvet kazandı. Yoksa saltanat gidiyordu. Partide. Ondan sonra sıra keferenin heykellerine, putlarına geliyor. Dedik. Ondan sonra
10 Temmuz, 24 Temmuz'un neden o günler seçilmiş onu söyledik. Yani 24 Temmuz Lozan'ın anlaşmasının zamanı ve resmi olarak yani bazı tarihçilere göre hilafetin sonuymuş yani 24 Temmuz 1908'miş yani Sultan Abdülhamit Han'ın tahttan indirilmesi. Yani. Ve 24 Temmuz'da açılması çok manidar. Demek ki yani baştakiler abi ehli iman bu manaları bildikleri için bu manalarla karşıdaki muhataplara hani Hüsnü Hazretleri emirlerde satranç hamleleri yapıyorlar diyor ya abi. Satranç. Böyle bir hamle çektiler karşı tarafa. Hristiyanlara bakan bir manası da öyle bir notum var mı okumadım onu da söyleyeyim. Bu korona meselesini çıkaran adamlara karşı Hristiyan İslamilerin ve Müslümanların karşı bir hareketidir bu Ayasofya'nın açılması Hasan abi. Bu koronayı çıkaranlar abi. Evet. Öyle de bir not almıştım. Yani Ayasofya'yı kapattıran Hristiyanlar değildir. Evet. Globalistlerdir. Yani şimdiki evet. Tabir ustadın tabiriyle zendekadır. Evet abi. O bu Ayasofya'nın açılması globalistlere çakmaktır. Hristiyanların hakiki ruhanileriyle Müslümanların ittifak ettiği arkadan alametidir. Yok etmese açamazdı zaten. Yok açamazdı abi. Çünkü daha önce mesela Reis-i Cumhur'un yapmış olduğu konuşmalar ve diğer senelerde diğer başkanların, Cumhurbaşkanı'nın yapmış oldukları böyle açıklamalar vardı. İşte paşalar ne der, Avrupa Birliği ne der, Amerika ne der, Rusya ne der, Yunanistan ne der, o ne der, bu ne der. Yani hep bunun şeyiyle, yani bundan çekindikleri için böyle bir şeye teşebbüs edemiyorlardı. Şimdi rahatça çıkıp o gün böyle bir konuşma yapması da onların ittifakının alameti göstergesi oluyor. Bir de şöyle bir mana vardı. Onu da not etmişim abi. Evet. Globalistler mason değildir. Masonları da kullanıyorlar, Siyonistleri de kullanıyorlar. Evet. Yani onlar abi. Birisi soru sormuş da onu cevap verdi. Evet. Bu bu meselenin öyle de bir noktayı nazar var abi. İsa Aleyhisselam'a bakan bir boyutu var Hasan abi. Nasıl yani? Eğer namazı, benim şahsi kanaatimi söylüyorum ben, Hüsnü Hazretleri 5. Şua'nın verdiği haberler yeni yeni tezahür ediyor. Mesela FETÖ meselesi, bak şurada 3-4 senelik bir mazisi var. 5. Şua'da haber verilmiş. Oradaki meselelerden biri de İsa Aleyhisselam namazda Mehdi'ye tabi olur diyor. Eğer namazı Reis-i Cumhur kıldırırsa şahsi kanaatim olarak İsa Aleyhisselam'ın orada bulunacağını düşünüyorum. Şahsi kanaatim. Eğer Diyanet İşleri Başkanı kıldırırsa abi onun arkasında da ben olacağım ya. Yani İsa Aleyhisselam'a bakan bir mana var Hasan abi. Şahsi kanaatin eğer namazı kıldırırsa ki mesela bilmiyorum gördünüz mü dün Hüsnü Bayram abiyle Tayyip Erdoğan telefonda konuşuyorlar. Hüsnü Bayram abi Tayyip Erdoğan diyor ki üstadımızın bahsetmiş olduğu gelecek olan zat sizsiniz diyor. Açık mı söyledi bunu? Evet açık söylüyor. Tayyip Erdoğan hayır ben değilim falan hiçbir şey demiyor. İnşallah dua edin diyor yani. Hani böyle bilmiyorum görenler var mı? O bana da şeyler söylüyor. Allah Allah. Ben gördüm abi dün. Hatta size de gönderirken özellikle belirttim dedim abi bak ona hayır demedi dedim. Yani şey böyle bir şey konuşunca ben sonuna kadar tahammül edemedim dinlemeye de ondan. Yani sıkıldım. Sonlara doğru söylüyor abi. Yani diyor ki
Üstadın bahsettiği gelecek olan şahıs sizsiniz. Orada o da hayır ben değilim veya başka bir şey diyemiyor. Siyasi dairede diyor. Siyasi dairede üstadımızın vazifeli adettiği şahıs sizsiniz diyor. O da hatta üzerine beyaz böyle takışlar yaptığı halde hiç hayır estağfurullah falan demedi yani. Ben demiyor. Çok, kabul ediyor yani. Onu kabul ediyor ama mamazı kabul etmedi Murat abi. Yok daha değil dedi. Abdullah. Daha değil dedi. Abdullah. Buyur abi. Bir rivayet var biliyor musun? Onu ümmet yakalar diyor Kabe'de, Mehdi diyor. Öne geçirmek isterler, geçmez diyor ama ümmetten kaçamaz diyor. Mecburu geçecek diyor, geçer diyor. Ama kendisi geçmek istemez diyor. O zaman ümmet onu iterse şaşırma. Abi zaten onun da çok şey var. Bak şimdi beni bir dinle. Beni bir... Unutuda çok şey var. Gayret var. Rivayette... Herkes öyle diyor yani. Evet. Rivayette Medine'de, Mekke'de mi diyor, Medine'de, bunu yakalar diyor ümmet. Bu ümmetin halaskarı, siz sensin, siz diyor. O kabul etmiyor. Ama ümmet bırakmıyor. İleriye itiyorlar. Zaten abi şu şekilde bu namazı bu kıldırmasa yani sanki bu mesele yarım kalacakmış gibi bir mesele oluyor yani. Tam kıldırsa namazı tam olacak yani. Şimdi bir ipucu da şey yapayım biraz. Şimdi dün akşam bir ders yaptık. Bizim köyde cumartesi ders var. O dersten koşa koşa umumi derse katıldım. Orada rivayetleri tefsir eden, izah eden muhaddis uleması Irak'ta, Bağdat'ta ve Şam'da hilafet merkezi olduğu için bir tanesinin sesi açık, o kapatsın bir ses yapıyor. Senin olabilir mi? Şimdi sonra açarsın hemen Murat. O merkezde izah yapmışlar. Dolayısıyla ümmet alimlerin izahıyla hadis-i şerifi karıştırmış. Alimlerin izahını hadis zannetmiş. Şimdi diyor ki o alimler Şam'da şu işte Beyaz Minare deyinecek, Emevi Camisi mi nedir o? İnecek diyor. O zaman Alem İslam'ın merkezi orasıydı. Şimdi Alem İslam'ın merkezi Şam değil. Alem İslam'ın merkezi Mekke değil, Medine değil, Mescid-i Aksa değil. Mekke'yi örten Mescid-i Aksa olmuş, tarih kapatmış onu, örtmüş böyle. Ayasofya da onu örtmüş. Ayasofya'nın olduğu yerdir. Ayasofya'nın olduğu yer, yani bu değişkendir, Alem İslam'ın merkezi. Dolayısıyla orada Mehdi yakalar diyor. Mehdi öne iter diyor. Ben değilim der diyor. Yani geçmez diyor. O geçer. Sonra o namazda İsa Aleyhisselam nuzul eder diyor. Ondan sonra tabii ben kıldıracağım canım, ben yakışıyorum yani, benden başka olur mu falan deseydi de çok ayıp olurdu, soğuk düşerdi. Şimdi sen sesini aç. Yani işte benim oradaki şahsi kanaatim abi, bu şehir... Evet devam et. Evet, yani bu namazı kıldırırsa çok daha farklı şeylerin olacağını düşünüyorum. Ben o namazı Hasan abi, bütün peygamberi aleyhisselam, ondan sonra melaike mukarrebin, ruhaniyat, cin, ins, ne kadar böyle bizim hani İslamiyet'in yüksek bildiği zat varsa o namaza iştirak edeceklerini düşünüyorum yani. Şimdi Mescid-i Aksa zaten
peygamberlerin cemi ya. Şimdi bunu ne muadil yaptılar? Ne muadil yapıldı? Mescid-i Aksa'ya ve Mekke'ye muadil yapılmış. Peki bu ne yapılmış? Aslına döndürülmüş. Yani cami. Şimdi Allahu Alem, eğer bu ümmet itmese, bu adam ileri itilmese, bu iş yarım kalacak. Evet. Kesin. O ne kadar derse desin. Ve ben bugün bilet aldım. Böyle astronomik fiyat verdim uçağa. Arabayla bile gelmiyorum. Belki yolda ölürüm, gidemem diye. Yarım kalacak. Eğer ben... Nasıl girecek abi? O kadar insan nasıl girecek? En az tahmin ediyorum ki sırf Türkiye dışında 1 milyon kişi gelir diye tahmin ediyorum Türkiye dışında. Türkiye'nin içini tahmin edemiyorum. Nasıl girecek abi bu kadar? İçeri girme şart değil. Avrupa'dan Türkiye bilet şeyi kapandı. Yok. Yani satılmış. Şimdi orada bu peki ya Ürdün, Lübnan'da bilmem ne devletlerde Ayasofya hakkında yani onların camisi değil, Kabe değil, Mescid-i Aksa değil. Ya bu kadar şarkıcısı, türkücüsünden ümmetim diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yanlışa ittifak etmez diyor. Ümmet ittifak etmiş. Ümmet böyle birliği 100 seneden beri bulamamıştı. Ümmet böyle bir tesanüdü, ittifakı bir lideri, bir reisin, reisin etrafında, bundan belki daha büyük lider var idi. Ama böyle bir birliği, birliğin gücünü bulamadı. Hadiseler böyle itti. Bir birliği buldu, tesanüdü buldu. Yani karara geldi. Yani ümmetin bir aradığı bir tesanüt, birlik vesile oldu. Çünkü bana gösterdi bugün bir tane abi de vardı mesela, o pilot. Yani öyle kişiler, ya sizinle ne alakası var yurt dışında yani Mescid-i Aksa? Alem-i İslam'ın diyor bayramı münafıkların hizmetidir diyor. Peki ya bazıları diyebilir ya Mekke nerede, Mescid-i Aksa nerede de buna niye yapıyorsun? Peki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ilk yaptırdığı mescid neresidir, kendi yaptırdığı? Küba. Peki niçin bu Kabe kadar veya Mescid-i Aksa kadar meşhur olmadı? Bu niye meşhur oldu? Hiç düşündünüz mü? Peygamberin kendisi yaptığı Küba Mescidi. Ondan sonra hatta kıblenin değiştiği mescit var. Kıbleteyn. Peki niye meşhur olmadı? Bu neyi taşıyor? Hangi libas giydirilmiş buna? Buna giydirilmiş bu. Evet. Bina gibi düşünen, bina gibi kafalı adamlardır. O şairin İslami örf, adet, ananenin bak burayı kaçırmayın, daha önce bir de söyledim, bir ara girdim ama İslam'la cilt olmuş ya. Şairi cilt olmuş. Malum zaten bunu örneği veriyor. Peki şairin hangisine vermiş? En çok unutulmuş şairi öne çıkartıyor Ayasofya. Hep unutulmuş. En çok unutulmuş. En çok unutulmuş şair cihattır. Ayasofya'nın aslına dönmesi Müslümanların cihat ruhunun aktifliği demektir. Bu senin önün artık kimse duramaz. Bu Tayyip Mayıp işi değil artık. Bu Tayyip işi değil.
Şair-i İslamiye'nin simge ve sembolüdür Ayasofya. Murat bir kapat sesini. Bu Ayasofya şair-i İslamiye'nin bütünselliğidir. Cilt olmuş, böyle gömlek gibi değil. Bunun gibi olmuş. Peki hangi unsuruna şair-i İslamiye tesettür var, takke var, ezan var? Ezan Türkiye'nin meselesiydi. Menderes döneminde. Ayasofya alemi İslam'ın dünya perestliği. Ben merkezli yaşamak. Yani ben yaşayayım da ne olursa olsun. Hubbu dünya, hubbu hayat, hubbu nefs. Hup hup hup. Onlar ortadan kaldıran nedir? Ölümü, yani ölümü istihkar ediyorlardı. İstemiyorlardı. Ölümü cihad istemiyorlardı. Şair-i İslamiye'nin en büyük özelliği içeriğindeki şey cihattır. Cihadı Müslümanlar unutmuştu. Unutulan şair odur en önemlisi. O da bir böyle saatin kurmak kolu gibi bir şey gerekiyor. Nedir o cihat ruhunu nasıl aktif edecek? Dikkat edin, Ayasofya bütün dünyadan ses var. Bunun sebebi onlar da mescit açıldı diye değil. Ruhumuzda ferahlık var. Biz böyle bir tane de ekledik lan. 100 tane cami yapsan gene bunu dolduramaz. Küba mescidi de var. Değil bu. Cihat ruhumuz aktif oldu. Ayasofya neydi kilidi? Cihadımız kilitliydi. Cihat kilitlendi. 80 milyon Türkiye bir anda atom bombası atılıp yok olsa bile Ayasofya'nın açılması ile alemi İslam'ın cihat ruhunu aktif etme adına değer. Evet Murat, sen abi işte şeydi. Evet. Aslan abi, bu cihat ruhuna delil Amerika hiç elini kıpırdatmadan bir gecede Irak'a girdi. Aynı 100 yıldır bu memlekette ne oluyorsa hiç sesini kimse çıkarmıyordu. Yani delil, tespit çok doğru yani. Abim, Ayasofya kilitli değildi. Müslümanların cihat ruhu kilitliydi. Müslümanların cihat ruhu Fatih Sultan bu kılıncının yadigarı demek, cihat ruhunu buna koyuyorum demektir. Ayasofya kilitli demek, Müslümanların birliği, dirliği, bütünselliğinin tezahürü olan cihat ruhu ölmüştü, öldürülmüştü, kilitlenmişti. Ayasofya ile artık hiç kimse Müslümanların cihat ruhunun önüne, bu korkunç selin önünü duramayacaktır. Ustad da İstanbul'da Sultanahmet Camii var, Beyazıt var. Konferansını nerede vermiş İngilizlere karşı? İngilizlere karşı Tuvati Sitte'de binlerce kişiyi etrafına alarak, kaç bin diyor ya tarihçede? O zaman şeyinde konferans vermiş. 50 bin diyor abi, 50 bin. 50 bin diyor diyeceğim de mübalağa zannediliyor bize. 50 bin kişiye konferans vermiş. Niye Ayasofya'yı seçmiş? Ayasofya İngiliz hakimiyetini gösteriyordu. Ayasofya kiminse İstanbul onundur, İstanbul kiminse Türkiye onundur, Türkiye kiminse alem İslam'ın hırtlağını basan oydu. Bu Ayasofya İngilizlerin hakimiyetinin kırılmasıdır. İngiliz hakimiyeti demek münafıklığın çökmesi demektir. Münafıklık demek zendeka, globalist, 9 tane dünyaya zulmeden aileler var. 9 tane müfsidüne filer. 9 tane müfsit var diyor Kur'an'da. 9 tane şehirde diyor. Onu biz şehir Türkiye'yi kabul ettik. Tamam, Türkiye'de 11 cumhurbaşkanı var. 9'u müfsitti diyor. İkisi değildi. İkisi değildi. Türkiye dünya bir şehir kabul edilirse medeniyet bu dünyayı bir şehir hükmüne getirdi. O zaman o 9 müfsit dünyada da var aynı. 9 müfsit diyor. 9 tane aile var zendeka. Diğer 30 tane bunun türevleridir.
Evet, cihat ruhumuz mübarek olsun. Ben sana bu cihat ruhuyla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Abi, şimdi eskiden 13 tane falan, yanlış hatırlamıyorsam tarihte Haçlı Savaşı var. 13 defa deneyecek kadar, tabir ne kadar doğru bilmiyorum ama onlarda da bir savaşma, hani cihat demeyeyim de onlarda da bir savaşma ruhu vardı. Şimdi o tamamen sıfırlandı. Sadece ve sadece hayatın muhafazası ve zevklerin, lezzetlerin muhafazası üzerine gidiyor şu an Batı medeniyeti. Şu anda cihat ruhunun ayaklanması ne demek biliyor musun abi? Hiçbir tane mermi atmadan bütün dünyanın teslim olması demek. Niye ya? Olur mu o kadar silahları var diyebilirsiniz. Silahla cihat olmuyor. Hiçbir tane Avrupa devletinde ben vatanım için ölmek istiyorum diyen bir tane asker, general rütbesi de dahil olmak üzere bulamazsın. Mümkün değil. Bir tane olmaz ya, bir tane bile. Olmaz. İnanmıyorum ben. Şu anda... Çünkü ahiret yok. Ediyorum. Evet. Çünkü ahiret yok. Şu anda Türkiye çıksa dese ki ben cihat ediyorum. Bundan sonra benim mukaddesatıma kim yan gözle bakmışsa, vatanıma, devletime, toprağıma kim yan gözle bakmışsa bu benim karşımdadır, çıksın, ben bununla harp edeceğim dese ne Amerika'sı, ne Avrupa'sı, ne İsrail'i, ne Çin'i hiçbir tane karşısına çıkacak cihat ruhu taşıyan, yani ceh diyelim, mücahede diyelim, ruhu taşıyan hiçbir tane Avrupalı yok. Eskide hani üstad diyor ya, onlarda namus bir derece şey gibi, düello gibi adetlerle muhafaza edilebiliyor diyor ya. Bak o insanlarda o şey varmış. Yani 13 tane Haçlı Seferi, hadi bir tane yeni dedi, 2 tane, 5 tane, 13 defa Haçlı Seferi yapacak kadar onlarda da o ruh varmış. Ama şu anda hiçbir Avrupa devletinde yok. Geçen derste galiba konuşuldu, yanlış hatırlamıyorsam. İngiliz ordusunda Türkiye ile savaşsanız savaşır mısın diye sorulan suale %93 istifa ederim diye cevap vermiş. Allah Allah. Evet, bir kardeş söyledi zannedersem, yanlış hatırlamıyorsam bu derste olabilir ya da başka bir derste olabilir. Şey yapılmış, araştırma yapılmış, subaylar, yani bu asker değil. Subaylar arasında %93 ya da 83, yanlış hatırlamıyorsam, savaşmam, istifa ederim demiş. Kim, Amerika mı, İngiltere ordusunda mı? İngiliz ordusunda. Allah Allah. Yani şu anda çıkıp da ben savaşırım diyen bir tane yok. Çünkü ahiret inanmıyor ki. Ahiret inancı fıtratında kalmamış abi. Yani inançla kalmamış da fıtratında, hani bir erkeklik şeyi deriz ya, damarı deriz ya, evet. O da kalmamış. Niye öyleyim ki ya diyor, ben aptal mıyım diyor. Yani bunun bu zamanda aktif olması demek, onların bu aktif olduğundan haberdar olduğu anda teslim olmaları demektir diye düşünüyorum. Evet. Ki derste işte o cihat ruhunu temsil eden, hatta çok ilginçtir, eski eserinde diyor, Hristiyanların hakiki ruhanileri, dindar ruhanileri, din temsilciliklerini Müslümanlara teslim etme anlamına gelecek olan Ayasofya'nın aslına dönüştürülmesidir. Fatih Ezber'den demedi ki, cihat ve fetin sembolü, kılıncının unvanı olan, şeyi olan Ayasofya diyor. Oraya dikiyor. Yani cihat ruhunun aktifidir. Diğer şairler mütemimidir. Cihat, mesela cemaatimizde olsun, camiasında olsun, Müslümanlarda olsun, alem İslam'da olsun, az değiliz, güçsüz değiliz. Birincisi, aslı reisi bulamamaktır. Önde ciddi ustad şey diyoruz, buradaki masonlara diyor ki, Menderes, ben şey, böyle muktedir bir diyor lider bulsa diyor, sizi hemen tepelerdi diyor. O dönemde, Cumhuriyet'in döneminde.
Şimdi liderini buldu. Liderini buldu. Müslümanların Alem İslam'dan coşmasının sebebi palangaya vurulan cihat ruhu aktif oldu. Çünkü artık Müslüman Allah'a ve ahirete inandığı için ölümü hayattan daha kıymetli görüyor. Yani adam diyor ki, bu Trump mı demişti? Bana birisi gönderdi de, ya diyor bunlar nasıl bir şey diyor. Adam diyor öğlen yemeğine gider gibi diyor, savaşa gidiyor diyor. Öğlen yemeğine gider gibi. Çünkü şimdi yedim diyor, cihat edecek, akşam yemeğini cennette yiyeceğim diyor. Şehit olacağım ya diyor. Şehit olacağım. Cihat ruhu aktif. Ötekisinin Allah ve ahireti yok. Niye ölsün ki ya? 10 bin dolar için ölünür mü? Ölünmez ki. Nasıl ki Ruslar Çeçenistan'da, Afganistan'da tankları bırakıp sattılar, çekip gittiler. Peki, Allah iki canda aziz eylesin. Cenab-ı Hak bu cihat ruhunu lime lime Müslümanların dimalarına, kalplerine, ruhlarına, hissiyatlarına, fikirlerine nakşeylesin. Cenab-ı Hak cemail-i mutifika istemeye vesile eylesin inşallah. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Yok abi, ben söz yeter bu kadar. Söyleyecekler olan varsa daha meclis-i nuranımız duruyor. Benim kendi şahsi kanaatim abi, benim arzum namazı reis-i cumhurun kıldırması yani. Bence onun kıldırması çok farklı bir atmosfer olacağını düşünüyorum yani. Senin kanaatin değil ki, onun vazifesidir. Yapacak o. Çünkü niye? 20 yıl dedi abi, 10 kat dedi, 20 kat kuvvet, 20 yıl dedi ya. Ben de şöyle bir şey olabilir mi acaba diyorum. Hani 10 yıl, bizzat kendisi 10 yılda onun devamı olarak bir başkasının devamı 20 yıl olabilir diye düşünüyorum abi. 20 yıl mı? Yani Murat abi 20 yıl diyor ya, onu hem boğa hem de yani 10 yerine 20 olmasını tabii ki isteriz. Hem dua mahiyetinde hem de diyorum, yani öyle geldi aklıma. Acaba dedim 10 öyle onda, ondan sonraki yani onun zatından sonraki onun onayladığı onun istikametinde birisi 10 yılda öyle olabilir diye düşündüm abi. Şöyle abi, ben şöyle noktaya yazılmıştım. Orada 3 tane mesele var. Ezan-ı Muhammed'in aslına çevrilmesi, Ayasofya'nın açılması, Risale'nin neşri. Yani bu üçü onlar sene yaptığını düşünürse 20 sene yapıyor. Buna tevaf eder yani. İngilizler İstanbul'u kaç tarihinde işgal etti arkadaşlar? Bilen var. 1918 abi. Peki İngilizler çekip ne zaman gitti İstanbul'dan? 19'da, 20 yılında. Peki 19'da, 18'de işgal oldu. Peki savaşıldı mı? Yok. Neye gitti peki bu adam, şey miydi, tatile mi gelmişti? Yeşilköy plaja girmeye gelmişler abi. Peki niye geldi bilmek için, ne aldı da gitti? O kadar mühim ki Ayasofya, hani ayette diyor ya, Allah'ın evlerini, mescitlerini ancak Allah'a iman edenler yapar. Öyle mi değil? Şimdi bir adam geldi diyor ki, burada ezan okunmasın, namaz kılınmasın. Namaz kılmayın, çık dışarıya. Başka bir adam geliyor, burada ezan okunsun, namazda kılın. Dine göre nasıl adamdırlar bu ikisi? Dine göre, sana göre demiyorum. Nasıl? He? Ayet söylüyor açık, bu adamların ikisinde ne olduğunu. Ayet evet, Allah'a iman edenler diyor. Ondan sonra Fatih'in bedduasını bana dediler ki okudu. Olamaz dedim. Bunu okuyamaz. Abi okudu dedi. Yani bunu kapatan, bilmem ne yapan, bunu yapan, insin, cinnin, semanın, meleklerin adedince lanet. Allah Allah. Bunu, bu,
Hakikaten Fatih böyle sanki adrese kargo göndermiş gibi ya. Adrese gitti yani. Peki. Hayırlı akşamlarınız olsun. Rabbim emanet olun. Selamünaleyküm.